Bu video 9. sınıf öğrencisi Gül Irmak Özden'in yaşadığı gerçek bir hikayeden alıntıdır. Irmak, geçtiğimiz yıl 2020 LGS'ye hazırlanan başarılı bir öğrenciydi. Fakat son aylar yaklaştıkça heyecanı biraz artmaya başladı. Özellikle bazı denemelerde çok fazla stres yapıyor, bu da aldığı notlara olumsuz yansıyordu. Denemelerdeki bu düşüşün farkına varan Irmak'ın ailesi, öğretmenleriyle konuşarak sorunun nereden kaynaklandığını saptamaya çalıştı. Öğrencinin bildiği konularda dahi hata yapıyor olmasının tek bir sebebi olacağını düşündüler ve öğretmeniyle birlikte plan yaptılar. Irmak'ın çözmesi için iki farklı deneme seçtiler. Denemelerden ilki renkli ve canlı bir tasarıma sahipken diğer deneme daha ciddi ve soluk renklerdeydi. Keyifli bir cuma akşamında annesi ertesi gün çözmesi için Irmak'a ilk denemeyi verdi. Soruların kolay ve orta düzey olduğunu, rahatlıkla çözebileceğini de ekledi. Annesinin bu sözleriyle deneme çözme hevesi artan öğrenci ertesi gün sınavı çözmek üzere mutlu bir şekilde uykuya daldı. Cumartesi sabahı saat 10. Irmak deneme sınavı için hazır. Karşısında capcanlı bir deneme kapağı gören Irmak, annesinin de söylediklerini hatırlayarak özgüvenli bir şekilde soruları çözmeye başladı. Sınav bittiğinde her şey istediği gibi gitmişti. Sistemden sonuçlarını kontrol ederken yüzünde güller açıyordu. Her şey yolunda görünüyordu. 3 gün sonra annesi hazırlanan diğer denemeyi getirdi ve "Bu deneme diğeri kadar kolay değil, haberin olsun" dedi. Bu sözleri duyduktan sonra denemenin o kasvetli kapağıyla karşılaşan Irmak'ın motivasyonu düştü. O gece en yakın arkadaşını aramak istedi. "Bu denemeyi daha önce çözdün mü?" diye sordu. Arkadaşı soruların çok zor olduğunu söyledi ve şöyle devam etti: "Şu an kendini hazır hissetmiyorsan daha sonra çöz." Öğrencinin stresi 2'ye katlandı. Günlerden çarşamba, Irmak içindeki korku ve huzursuzlukla sınava girdi. Sınav hiç istediği gibi gitmiyordu. Sorular ona o kadar çok zor geldi ki bazen bir soruyu 3 defa okudu. Uğraştı, didindi, durdu derken süresi doldu. Soruların tamamını yetiştirememişti. Büyük bir moral bozukluğuyla denemeyi bir köşeye attı. O akşam annesinin yanına gidip sınavının ne kadar kötü geçtiğini anlattı. Annesinin yüzünde hafif bir tebessüm vardı. Irmak şaşkın bir şekilde "Sen neden gülümsüyorsun anne?" dedi. Annesi ise "Denemenin şifresini çözdüm kızım" dedi ve anlatmaya başladı. Irmak'ın öğretmenleri birbiriyle aynı zorluktaki iki denemeyi belirleyip kapak tasarımını değiştirdi ve annesine verdi. Annesi ise renkli cıvıl cıvıl LGS denemesini Irmak'a verirken orta seviye ve kolaylıkla çözebileceği izlenimini verdi. Haliyle Irmak bu sınavdan istediği sonuçla ayrılabildi. Diğer sınav içinse soruları aynı düzeyde olmasına rağmen hem annesi hem de arkadaşı tarafından daha zormuş intibası yaratıldı. Denemenin tasarımının ciddi ve soğuk görüntüsüyle birlikte sınava korku ve stresle giren Irmak bu denemede kötü bir sonuçla karşılaştı. İşin sonunda Irmak annesinin yaptığı bu plandan büyük dersler çıkardı ve problemin ön yargılarından kaynaklandığını fark etti. O günden itibaren ne insanların "çok zor, yapamazsın" demesine kulak astı ne de girdiği bir denemenin isminden ya da tasarımından korktu. LGS'ye 2 ay kala yaşadığı bu tecrübeye azimli çalışmasını da ekleyerek hayalindeki liseye kavuştu. Gül Irmak Özden, sınava girecek öğrencilere özgüvenli olmayı ve denemelerde yanlış yapsalar dahi hatalarının üzerine gitmeyi tavsiye ediyor.